Merhabalar hanımlar. İnoya Songül YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel renklerimle yepyeni çıtı pıtı şahane bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz. İplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlı olanını kullanıyorum. İplerimi inoyası.fuller Instagram sayfasından alıyorum. Sizler de kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olup beğeni yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hanımlar, şimdi modelime geçiyorum. Evet hanımlar, bugünün modeli bu şekilde. Çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz bu güzel modelimi. Evet, şimdi modelime geçiyorum. Arayolumla modelimin arasına 1, 2, 3, 4, 5 zürafa bırakıyorum. Ve 6. zürafama bu şekilde bir düğüm yapıyorum. Bu modelin biraz köşeye denk gelecek. Hemen yandaki zürafaya geçerek beş tane zürafa yapacağım. Modelimin altındaki küçük tepeyi yapıyorum şu anda. Modeller köşeye gelince biraz sıkıntı oluyor. Ama fena olmadı sanki. Şuradan fazlalık ipimi de hemen alıyorum. Köşeyi yuvarlak döndüğüm için çok sıkıntı olmadı. Ama köşeli dönecek olursak bu şekilde denk gelmez. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Hemen yandaki zürafaya geçerek sayımı eksiltmeye geçiyorum. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Sayımı eksiltmeye devam ediyorum. İpimi tekrar geriye alıyorum. Bir sıra daha eksiltme işlemi yapacağım. Ve bu şekilde sayımız 2 kalacak. Sayım 2 kaldıktan sonra ipimi geriye alıyorum. Bu şekilde. Ve yandaki zürafaya geçerek buraya bu büyüklükte bir halka oluşturuyorum. Halkamı oluşturduktan sonra halkamın içerisine geri dönüyorum. Ve buraya iki zürafa yapıyorum. Şimdi yaprağımı yapmaya geçtim. Halkamın içerisine iki zürafa ile başlıyorum yaprağımı. İki zürafamı yaptıktan sonra ipimi tekrar geriye alıyorum. Şimdi yanlardan arttırmamı yapıyorum. Baştan ve sondan arttırma işlemi yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tekrar geriye alıyorum. Yanlardan arttırıyorum yine. Sayım 4 oldu.
Bir sıra daha yanlardan arttırma yapacağım. İpimi geriye aldım ve baştan ve sondan arttırmamı yapıyorum. Sayımız 5 olacak. Dört ve beşinci zürafamı da yaptım. Bu şekilde 5'e kadar arttırdıktan sonra ipimi geriye alıyorum ve eksiltmeye geçiyorum. Sayımız bir kalana kadar eksiltmeye devam ediyorum. İpimi geriye alıyorum, devam ediyorum eksiltmeye. Son sıramı da yapıyorum şimdi. Bu şekilde bir zürafam kaldı. Bir zürafam kaldıktan sonra zürafamın içerisine geri dönüyorum ve bu uç kısma bir zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde bir zürafa daha yaptıktan sonra yaprağıma kenar kontür geçerek dibe kadar iniyorum. Zürafama da battım. Hemen dibe de şöyle bir geçiş yapıyorum. Ve çiçeğimin birinci yaprağı bu şekilde hazır. Şimdi çiçeğimi yapacağım dalımı yapıyorum. Birinci dalıma. Bunun için böyle küçük bir pırpır yaptım. Pırpıra geri dönüyorum. Yanlış yaptım. Pırpıra geri dönüyorum. Üzerine yine bir pırpır. Birinci dalımızı 4 sıra bu şekilde devam ediyoruz. 4 sıra zincirimi çıkacağım. Üç ve dört. Bu şekilde 4 sıra zincir yaptıktan sonra bu son pırpırımın içine geri döndüm ve buraya 3 tane zürafa yapıyorum. İki ve 3. 3 zürafa yaptıktan sonra ipimi bu şekilde geriye alıyorum. Ve buraya bir halka oluşturuyorum. Tekrar sağ tarafa dönüyorum bu şekilde. Çiçeğimi yapacağım. Halkam 2 kat oldu. Bu şekilde. Şimdi kenar kontür geçiyorum dalıma. Kenar kontür geçerek dibe kadar iniyorum. Evet hanımlar. Birinci dalımı bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci dalımı yapacağım. İkinci dalım için bir pırpır yapıyorum. Pırpıra geri dönüyorum. Yani bu dalımda 3 sıra çıkacak. Buraya 4 sıra zincir yaptım. Buraya da 3 sıra zincir yapacağım.
birinci dalımdaki gibi tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, ikinci dalımı da tamamladım. Şimdi pembe rengimi alıyorum. Birinci dalıma bir düğüm atıyorum. Şuradan fazlalık ipimi de hemen alıyorum. Bir zürafa yapıyorum buraya. Bu şekilde bir zürafamı yaptım. Zürafamın içerisine geri dönüp bu şekilde buraya 3 zürafa yapıyorum. Ve 3. 3 zürafamı yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yanlardan arttırma yapıyorum şimdi. Baştan ve sondan arttırmamı yapıyorum. Şimdi sondan arttırmamı da yapıyorum. Bu şekilde sayım 4 oluyor. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Bir sıra daha yanlardan arttırmamı yapacağım. Bu sırayı da tamamladıktan sonra sayımız 5 olacak. Evet, bu sırayı da tamamladım. Sayımı 5'e tamamladım. Şimdi ipimi halkama geri indiriyorum. Bu şekilde ipimi indirdim. Şimdi hemen yanına bir pırpır yapıyorum. Çiçeğimin yaprağından bir tık uzun olacak şekilde. Bu şekilde şu yaprağımdan bir tık uzun olacak şekilde yaptım. Hemen yanına bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle tutuyorum ki aynı boyda olsunlar. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. İçerisine 3 zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı da yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yanlardan arttırmamı yapıyorum şimdi. Baştan ve sondan arttırmamı yaptım. Şimdi ipimi tekrar geriye alıyorum. Bir sıra daha yanlardan arttırmamı tamamlayacağım. Sayımız 5 olacak bu şekilde. 2 3 4 Şimdi sondan arttırmamı da yapıyorum. Ve sayım bu şekilde 5 oluyor. Şimdi ipimi hemen yanına halkamın içerisine bu şekilde indiriyorum. Ve birinci kelebeğimi bu şekilde tamamlıyorum. Evet hanımlar, bu şekilde birinci dalımı tamamladım. Şimdi ikinci dalımı da aynı şekilde tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, ikinci çiçeğimi de tamamladım. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimle bu aralara yaptığım pırpırlardan birincisine bir düğüm atıyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 3 küçük pırpır yapacağım.
2 ve 3. Hemen yandaki pırpıra geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 pırpır yapıyorum. İkinci kelebeğime geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 pırpır yapıyorum. Diğer pırpırımı da geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. Ve 3. pırpırımı da yaptım. Şimdi şu iplerimi hemen temizliyorum. Evet hanımlar, ikinci çiçeğimi de tamamladım. Pırpırlarımı da bu şekilde tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi harika, çok tatlı bir model oldu. Gerçekten çok severek çalıştım. Sizden de beğeneceğini umuyorum. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Modelimin fiyat konusuna gelecek olursak, dört kenar yazma için söylüyorum yine. En aşağı 180 TL'den başlayabilecek bir model. Tabii ki işçiliğinize göre fiyatı arttırabilirsiniz. Bunu her defasında söylüyorum. Benim verdiğim fiyat orta düzeyde bir işçilik için. Belirlediğim fiyat bu şekilde. Tabii ki modelinizin sıklığı da çok önemli. Eğer bu sıklıkta yapacaksanız en aşağı 200-230 TL'den başlayabilir. Ben şimdi görsel açıdan güzel görünmesi için ekran karşısında böyle sık yapıyorum. Ama bu kadar sık yapmak zorunda değilsiniz. Daha seyrek de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi benim verdiğim ortalama fiyatlar bu şekilde. Son karar sizin. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.